أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. Son dersimizde usulü fıkıh terimini önce parçalayarak usul ve fıkıh kelimelerini açıkladık. Usulün daha çok İslam ulemasının tarafından lügat manası olarak esas manasına geldiğini, bu görüşün tercih edildiğini söyledik. Fıkhın ise anlamak manasına geldiğini lügatta ama istilahta ise tafsili delillerden elde edilmiş olan ameli şer'i hükümler olduğunu söyledik. Sonra bu iki terimi birleştirdiğimiz zaman ortaya bir usulül fıkıh teriminin ortaya çıktığını, bu terimin de temelde şu manaya geldiğini söyledik. Usulül fıkıh dediğimiz ilim bir kaideler ve deliller birliğidir. Bu kaideler ve deliller birliği sayesinde müştehit fıkhı elde edebiliyor. Yani ameli şer'i hükümleri tafsili delillerden elde ediliyor. Demek ki fıkıh dediğimiz şey tafsili delillerden ameli şer'i hükümleri elde etmekken usul ise bunun için, bu işlemin gerçekleşmesi için bize kaideler öğreten, metod öğreten, deliller ortaya koyan ilimdir dedik. Usulün temelde icmali delilleri ispatla uğraştığını, onlara icmalen değindiğini, fıkhın işini ise o icmali delillerden, delilliği kabul edilen, işte Kur'an olsun, sünnet olsun, kıyas olsun, delillerin tafsilatıyla uğraşıp bize fer'i hükümler çıkardığını söyledik. Şimdi usul fıkhın tanımındaki mecmuatul kavaid, kaideler birliğidir ifadesindeki kaidelerden kastımızın ne olduğunu aslında şimdi okuyarak öğreneceğiz. Nedir kaide? El-kavaidul usuliye. Usulde kaide ne demek? Yani usuli kaideler ne demek? Vel-kavaidul kaideler. Hiye davabit. Bizim kaide dediğimiz şeyler genelde nedir? Ne demektir? Yani kurallardır. Ama bu kurallar el-kulliye, küllidir. Yani genel kurallardır. Hiye ad-davabitul kulliyetul ammeh, genel külli kaideler, kurallardır kaide. Elleti, o kurallar ki, teştemilu ala ahkamin cüz'iyye, onun altına birçok cüz'i hüküm giriyor. Yani temel olarak kaide dediğimiz şey, altına birçok cüz'iyatın girdiği genel, umumi, külli kurallardır. Usulde ise, usul alanındaki temel, genel kurallardır. Yani fakihe yol gösteren, fıkhın nasıl elde edileceğini bize öğreten umumi külli kaidelerdir, külli kurallardır. Örnek verecek. وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ Bu kavaid-i usuliyedendir şu söz. Bir örnek verecek. Örneğin usulde şöyle bir kaide vardır. الْاَمْرُ يَقْتَضِ الْوُجُوبِ Emir ifadesi vücubu, vacipliği gerektirir. Yani bir yerde bir şey emredilmişse, emir sigasıyla gelmişse bu şu demektir, o şey vaciptir. وَالنَّهْيُ نَهِي سِغَاسِ ise يَفْتَضُ التَّحْرِيمِ Tahrimi gerektirir. Demek ki bir yerde bir nehi ifadesi geçmişse o bahsettiği meselenin hükmü nedir? Haramlıktır. Şimdi bunlar birer usulü kaidedir. Niçin kaide dedik? Çünkü bunlar umumidir, küllidir. Yani kalkıp bize kaide şu şekilde gelmedi. اَقِيمُ الصَّلَاهِ يَقْتَضِ الْوُجُوبِ demedi. اَتُ الزَّكَاهِ يَقْتَضِ الْوُجُوبِ demedi. La taqrabu zina yaqtadi tahrim demedi. Cüz'iyatla uğraşmadı. Bize külli, umumi bir kaide koydu. Külliliğinin göstergesi de şudur. Biz bu kaideyi ilgili her yere uygulayabiliyoruz. Yani emir ifadesinin olduğu her ayete, her hadise biz bu kuralı uygulayabiliyoruz. Demek ki bir kaidedir. Niçin? Çünkü bir dabit-i küllidir. Altına birçok cüz'i giriyor. Demek ki usulü kaidelerden kastımız nedir? Bize genel bazı kaideler verecek usul. Fakihe bunu verecek. Fakih bunu bütün tafsili delillere neredeyse ilgili bütün tafsili delillere uygulayabilecek. Kaidemiz buydu. Fekavlu Teala, öyleyse Allah-u Teala'nın şu ayeti. وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Buradaki فَخُذُوهُ هَذَا أَمْرٌ عَامٌ Am bir emirdir. Alın, yani peygamberin verdiği her şey alın manasında. يَقْتَضِي وُجُوبَ الْأَخْذِ بِكُلِّ مَا أَتَانَ الرَّسُولُ الْعَظِيمُ Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize verdiği her şeyi almak bize vacip oldu. Yani aslında burada ne yaptı müellif? Burada kaidemizi bir cüz'i ayete uyguladık. Hadi uygulayalım dedik. وَمَا أَتَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ dedik. فَخُذُوهُ emir ifadesidir. Emir vücubu gerektirir. Öyleyse bu ayetin manası şudur. Allah Resulü'nün size verdiği her şeyi alın. مِنْ غَيْرِ تَعَرُّدٍ لَا فَرْضٍ مِنْ اَفْرَادٍ
min gayri taarrudin ila fardin min efradil evamiri. Emirlerden herhangi bir ferde de takılmayacağız. Yani itiraz etmeyeceğiz. Elleti vecceha ileyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın bize yönetmiş olduğu emirlerden hiçbir ferde itiraz etmeksizin, onunla bir çelişmişlik yaşamaksızın bu ayete biz usulü kaidemizi tatbik ettiğimizden dolayı mana şu oldu. Allah Resulü'nün verdiği bütün hükümlere bağlı kalmamız lazımdır. Bunu birçok ayete uygulayabiliriz. Ve nahvuhu kavlu teala. Örneğin. Ve akimus salah ve atuz zekat. فَاِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى فَرِيدَةِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاتِ. Bu ayetten namazın ve zekatın farz olduğu anlaşıldı. Niye? Çünkü kaideyi uyguladık. الْاَمْرُ يَقْتَدِ الْوُجُوبُ. اَقِيمُ اَمِرْدِرْ الْاَمْرُ يَقْتَدِ الْوُجُوبُ. Öyleyse namazın ikamesi vaciptir. اَعْتُ اَمِرْدِرْ الْاَمْرُ يُف۪ي الْوُجُوبُ ya da يَقْتَدِ الْوُجُوبُ. Demek ki zekatın verilmesi farzdır, vaciptir. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Bu sefer bir nehi örneği. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Yine bir nehi örneği. فَإِنَّهُمَا يَدُلَّانِ عَلَى تَحْرِيمِ الزِّنَا وَعَلَى تَحْرِيمِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ عُدْوَانًا. Bu iki ayet zinanın ve birini kasten ve düşmanca, udvanın düşmanca öldürmenin haram olduğunu bize bildiriyor. Demek ki usulü kaideler tıpkı hani icmali delilden bahsettik ya, usul Kur'an'ın genel deliliğinden bahseder. Sünnetin genel delil oluşundan bahseder. Aynı şekilde usulü verdiği kaideler de geneldir, icmalidir. Her yere, bütün teferruata uygulanabilirdir. Burada gösterdiğimiz gibi. El-gayetü minel fıkhi ve usulü. Fıkıhtan ve usulden gayemiz nedir? Bu iki ilim niye vardır? Ve-gayetü min ilmil fıkıh. Fıkıh ilminin gayesi, amacı şudur. Hifzuddin, dini korumaya çalışıyor. وتطبيق احكامه الشرعيه على اعمال المكلفين. Dinin şer'i hükümlerini mükelleflerin ameline tatbika çalışıyor. Yani din bazı şer'i hükümler koyuyor. Bu haramdır, bu vaciptir, bu mubahtır diye. Fakat bunu mükelleflerin amellerine uygulamaya çalışıyor. Ey mükellef, senin bu yaptığın iş dinen işte ya haramdır ya vaciptir ya mubahtır gibi ifadeler kullanır. Bu hükümleri de açıklıyor. Min vacibin ve mesnunin ve helalin ve haramin ve gayriha. Vacip olabilir, sünnet olabilir, helal olabilir, haram olabilir ve diğerleri de mekruh olabilir, batıl olabilir. Kama ennel gayete min ma'rifeti usulü'l fıkhi. Usulü'l fıkhın bilinmesinden gaye ise şudur. Temkinul müştehid. Müştehidi başarılı kılmaya çalışıyoruz, mümekkin kılmaya çalışıyoruz. Min tatbiki kavaidihi. Müştehidin o usulün kaidelerini uygulamaya mümkün hale getiriyoruz, başarılı hale getiriyoruz. وَاسْتِنْبَاتِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَ الْعَمَلِيَ مِنْ اَدِلَّتِيَ التَّفْصِيلِيَ. Tafsili delillerden onun o şer'i ameli hükümleri elde etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yani تَمْكِينُهُ مِنْ تَطْبِيقِ وَتَمْكِينُهُ مِنْ اِسْتِنْبَاتِ. Hem kaidelerin uygulamasını, usul kaidelerin uygulamasını sağlıyoruz, hem de bunun bir sonucu olarak hükümleri elde etmesini sağlıyoruz. فَمَنْ كَانَ مُؤَحْلًا لِلْاِجْتِهَادِ. Öyleyse şunu söyleyebiliriz. İçtihada ehil olan bir kimse. Yani gerekli lügat bilgisi, akli melekesi, Kur'an bilgisi, sünnet bilgisi, yani o ayetleri okuyabilme, anlayabilme ehliyetine sahip bir kimse. يَسْتَطِيعُ التَّوَصُّلَ بِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْاُصُولِيَةِ. Bu usulü kaidelerle ulaşabilir. اِلَى فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَةِ. O şer'i nasları tam manasıyla anlamaya ulaşabilir. وَاسْتِخْلَاسِ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ. Ve o nasların tedülünün faaliyye naslara dönüyor. O nasların vermiş olduğu hükümleri de istihlas edebilir, yani elde edebilir. Öz şeklinde onlara ulaşabilir. Şimdi usulü kaideleri de değindik. Demek usul temelde bize iki şey veriyor. Genel kaideler veriyor. Emir bunu ifade eder, nehi bunu ifade eder. Mutlak böyledir, mukayyet böyledir. Bir nasın an bir nasıl taksisi şöyle şöyle olur gibi kurallar verir. Ayrıca bize icmali delillerin ne olduğunu söyler. Kur'an'ın delil olup olmadığını tartışır. Sünnetin, yani bunlar Kur'an belki pek tartışılmaz ama sünnetin, özellikle ahad sünnetin delil olup olmadığını tartışır. İcma'nın delil olup olmadığını tartışır. Kıyası tartışır. Seddü zirayeyi tartışır. İstishabı tartışır. Bu şekilde fakihe iki şey bırakmış olur. Kaideler ve deliller. Fakih de bunların ışığında hükümleri elde eder. Peki bu ilim nasıl gelişti? Neş'etu hadel ilim. Bu ilmin gelişimi, oluşumu. İlm usulü fıkıh. Usulü fıkıh ilmi. Lem yufariqil fıkha mundu neş'etihi.
Ta ilk gününden beri, doğuşundan beri fıkıhtan ayrılmamıştır. Yani fıkhın var olmasıyla beraber zaten usul var olmuştur. لِأَنَّهُ çünkü usul ibaretun an kavanine ve davabite kurallar ve kanunlardan ibarettir. يَعْتَمِدُ وَالْمُجْتَهِدْ مُجْتَهِدْ bu dâbıt ve kanunlara, bu kaide ve kurallara uyar. فِي اسْتِنْبَاطِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّ الْعَمَلِيَّ مِنْ اَدِلَّتِهَا تَفْصِيلِيَّ fıkhı elde etmeden. وَالدَّلِيلُ bunun delili de şudur. مَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابِيِّ الْفَقِيهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودِ örneğin Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra sahabe döneminde usulü uyguluyor. Yani ta sahabe döneminden beri, hatta peygamber döneminden beri aslında usul var idi. Ennehu kal, örneğe bakalım. Abdullah bin Mes'ud diyor ki, اِنَّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا eşi vefat etmiş olan kadın, تَنْقَضِي عِدَّتَا بِوَضَيْ الْحَمْلِ pardon, تَنْقَضِي عِدَّتُهَا onun o bayanın iddeti biter, بِوَضَيْ الْحَمْلِ doğum yapmasıyla beraber, hamile bir bayanın iddeti biter. Bir bayan düşünelim, kocası ölmüş olsun, o bayanın bir daha evlenebilmesi için çocuğunu doğurması lazım. Velev ki kocasının ölümünden bir gün sonra çocuğu doğurmuş olsun. لِقَوْلِهِ تَعَالَى çünkü ayet buyuruyor ki وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ hamile kadınların eceli, iddeti şudur. Onlar çocuklarını doğururlar. وَاَسْتَدِلُّ عَلَى ذَلِكَ buna delil olarak da şunu getiriyor. بِاَنَّ سُورَةَ الطَّلَاقِ diyor ki Talak suresi اَلَّتِ فِيهَا هَذِهِ الْآيَةِ yani bu az önce okuduğumuz ayetin geçtiği Talak suresi نَزَّلَتْ بَعْدَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ Bakara suresinden sonra inmiştir. اَلَّتِ فِيهَا ki o Bakara suresinde de şu ayet var. قَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ sizden vefat edenler وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا ve arkalarında eşler bırakanlar يَتَرَبَّصْنَ onların eşleri beklerler بِاَنْفُسِهِنَّ kendi başlarına evlenmeden اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرَ 4 ay 10 gün beklerler. Ayetinin olmuş olduğu Bakara suresinden sonraymıştır Talak suresi diyor. Yani elimizde iki ayet var. Bir ayet diyor ki birinin eşi öldüğünde 4 ay 10 gün bekler. Talak suresi ise diyor ki hamileler sadece çocuk doğurmaya bakarlar. Şimdi hangisini önceleyeceğiz? İmam İbn-i Mesud diyor ki hamileler konusunda hamileler hamile ayetine muhatap olurlar. Niye diyoruz? Çünkü diyor ki bu ayet bu Talak suresinde geçiyor. Bunun suresi Bakara'da geçen 4 ay 10 gün ayetinden sonra inmiştir. Yani aslında bize ne demek istiyor? Aslında bize imam burada bir nesih vardır. Usulde bizim nesih dediğimiz bir olgu vardır diyor. Yani bir ayet genel indiği zaman ondan sonra inen ayetle çelişmesi durumunda ikinci ayet birinci ayetin hükmünü kaldırır. Veya burada taksis vardır da diyebilir. Biz bunu ileride işleyeceğiz. Yani çok özür dilerim. Yani bir ayet eğer genel bir ifade kullanmışsa ikinci ayet onun içerisinden bazılarını istisna ediyorsa ve ondan sonra inmişse biz burada taksise başvururuz. وَهَذَا الْاِسْتِدْلَالِ buradaki istidlal يُشِيرُ اِلَى قَاِدَةٍ مِنَ الْقَوَائِدِ الْاُسُولِيَ İmam İbni Mesud'un yaptığı bu istidlal yani bu delil getirme metodu şu usulü kaideye işaret ediyor. وَهِيَ o da şudur اَنَّ النَّصَّ لَاحِقًا daima sonra gelen nas يَنْسَخُ النَّصَّ السَّابِقُ önceki nas'ı nesh eder yani hükmünü kaldırır. وَاِلَّمْ يُصَرَّحْ بِذَالِكَ bu açıkça söylenmese dahi yani ikinci nas getirildiğinde biz bunu birinci nas'ı kaldırmak için getirdik denmese dahi her zaman bir cem'i metodu yoksa iki ayeti birlikte iki ayetle de amel edemiyorsak daima ikinci ayet birinci ayetin hükümlerini kaldırır. Kendisiyle ilgili olan alanı en azından. وَعَلَيْهِ buna binaen diyoruz ki فَاُسُولُ الْفَقْهِ fıkıh usulü كَمَا قُلْنَا dediğimiz gibi لَمْ يُفَارِقِ الْفُقْهَ مُنْذُ نَشْأَتِهِ daha fıkıh ilk doğuşundan beri fıkıhtan ayrılmamıştır. Yani peygamberin vefatıyla beraber bir fıkıh var olmaya başladı. Evet peygamber döneminde de fıkıh vardı ama peygamber döneminde delillerin çok da peşine düşmenin bir manası yoktur. Çünkü peygamber mutlak manada Allah adına vahyi alan, hükmü veren kişiydi. Ama onun hemen sonrasında sahabe hemen fıkıh üretmeye başladı. Çünkü peygamberden sonra çok yeni meseleler oluşuyordu. İşte sahabe bu fıkıh üretirken aslında sahabe yazılı olmasa dahi akıllarında bir usul vardı. Ki sahabenin fıkıhı da zaten yazılı değil.
Yani yazılı olmasına bakmaksın, diyoruz ki fıkhın var olmasıyla daima usul de vardır. Çünkü usul fıkhın temelidir. Yani bu şeye benziyor. Yani insanlar düşünmeye başladığından beri akıl vardır. Yani çünkü akıl düşünme melekesi olduğundan dolayı her düşünme faaliyetinde illaki, yani en azından şu an evrende gördüğümüz kadarıyla bir aklın var olması gerektiğine biz kanaat getiriyoruz. Bu yapay akıl olabilir, bu doğal akıl olabilir ama sonuç olarak düşünme aklın bir sonucudur. Fıkıh da aslında bir usulün sonucudur, bir metodun sonucu olduğundan dolayı daha ilk günden beri bir usulün varlığından bahsedebiliriz. İlla ancak enel fıkıh duyuna kabilehu. Ama fıkıh usulden önce yazıldı. İlk fıkıh eserini İmam Zeyd yazdı. İmam Zeyd, İmam Şafii'den önce yaşanmışız. Yani günümüze ulaşan ilk fıkıh eserini İmam Zeyd yazdı. Ve ilmu usul fıkhi lem yudevven. Usul fıkhi ise yazılmadı. Ve li esbabin idde. Bunun birçok sebebi vardı. Ve lealle azharaha sebeben. Peki niçin usul yazılmadı da biraz beklenildi? En açık seçik iki sebebi burada zikredeceğiz diyor. Buna geçmeden önce fıkhın var olmasıyla beraber usulün varlığını biz kabullenmiş olduk. Ta sahabi döneminden, hatta peygamber döneminde bile usul vardı. Şu manada usul vardı. Elbette ki Allah Resulü vahiy alıyordu ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz yaşadığı dönemden sadece kendi dönemiyle ilgilenmemiş, her zaman ümmetini düşünmesinin bir sonucu olarak kendisinden sonra ümmetin fıkhi hükümleri nasıl elde edeceği, meselelerin içerisinde nasıl çıkacağı ile ilgili bir derde girmiş ve sahabeyi bu anlamda yetiştirmeye çalışmıştır. Örneğin rivayetlerimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme meseleler geldiğinde "Ey Ali, senin bu konudaki fikrin nedir?" deyip Hazreti Ali'ye içtihat yaptırdığı meseleler var. Amr bin As'a içtihat yaptırdığı bir mesele var. Keza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiği zaman "Ey Muaz, sen şu an Yemen'in meselelerini halletmeye gidiyorsun. Bir kadı olarak gidiyorsun. Ayrıca bir vali olarak gidiyorsun. Sana bir mesele, bir kada meselesi, bir yargı meselesi geldiğinde neyle hüküm verirsin ey Muaz?" dediğinde Hazreti Muaz "Allah'ın kitabıyla hüküm veririm" dedi. "Eğer Allah'ın kitabında bulamazsan peygamberin sünnetiyle hüküm veririm" dedi. "Peki sünnette de bulamazsan aklımı kullanırım ve hiç de taksirata bulunmam, hiç de korkmam, çekinmem ey Allah'ın Resulü" dedi. Allah Resulü de onun göğsüne onayladığını gösterircesine vurarak Allah'ın elçisinin elçisini, yani Muaz'ı Allah'ın elçisinin, yani peygamberin razı olduğu şeye muvaffak olan Allah'a hamdolsun buyurdu. Demek ki Allah Resulü daha ilk dönemden sahabeye bazı fıkhi şeyler, bazı usulü şeyler öğretiyordu. Yani aslında Muaz'a öğretmek istediği şuydu: bu deliller arasında bir hiyerarşi var. Önce Kur'an gelir, sonra sünnet gelir, ondan sonra içtihat vardır. Yani dedi ya, "Ben ey Allah'ın Resulü, kafamı çalıştırırım, hiç de korkmam. Yani bir kıyas yaparım. Yani maslahata bakarım. Yani nasıl üzerinde kafa yorarım" diyerek aslında bir usul ortaya koymuş oldu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bazen direkt fıkhi hüküm vermek yerine onlara usulü metodu öğretmeye çalışmıştır. Yani aslında deyim yerindeyse, Allah Resulü onlara balığı vermektense balık tutmayı öğretmiştir. Aslında fıkıhla usulün arasındaki fark budur diyebiliriz. Yani günümüz fıkıh eğitimiyle usul eğitimi arasındaki fark. Fıkıh eğitimi sadece ulemanın fetvalarını okumak kişiye balık verir. Yani kişi her ihtiyaç duyduğunda ihtiyaç duyduğu balığı kitaplardan bulabilir. Ama usul fıkıh balık tutmayı öğretir. Örneğin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Ömer gelir. "Ey Allah'ın Resulü" der. "Ben bu Ramazan ayında helak oldum" der. Ömer helak oldu der. Allah Resulü "Sorunun nedir ey Ömer" dediğinde, "Ey Allah'ın Resulü, ben Ramazan ayının ortasında oruçluyken eşimi öptüm." Yani orucum bozuldu demek ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de "Ey Ömer, öpmeyle orucum bozulmaz" demek yerine bir kıyasa başlıyor. "Eraeyte in tanadmatta" buyuruyor. "Ey Ömer, mazmaza yapsaydın, yani ağzına su verseydin abdest almak için, ağzında o suyu çalkalasaydın, o su yani mideye inmediği sürece abdestini, şey orucunu bozar mıydı?" Hazreti Ömer "Hayır ey Allah Resulü, mazmaza orucumu bozmaz" buyurduğu zaman Allah Resulü "Bu da öyledir" buyurmuş. Yani öpmek de mazmaza gibidir buyurarak Hazreti Ömer'e meseleyi özetlemiş. Yani Hazreti Ömer'e öpmek orucu bozmaz demek yerine bir kıyasa başvurmuştur. Yani "Ey Ömer" demişler, "akıl var. Ey Ömer, kıyas var. Bak bu meselede müttefiyiz. Bu meseleyi de buna kıyas etsene" diyerek aslında meseleyi çözmüştür ve sahabeye fıkhı değil usulü öğretmiştir çoğu defa. Bu da o örneklerden bir tanesidir. Keza bir kadın
Yine yaşlı bir babasının hac borcu olduğunu söyleyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Ey Allah Resulü, babam hac yapmadan vefat etti ama yaşasaydı hac edeceğini biliyordum deyince, yani hac, onun yerine hac yapabilir miyim mi kastederek Allah Resulüne başvurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evet babanın yerine hac yapabilirsin. Hayır, babanın yerine hac yapamazsın demek yerine karşıdakine kıyası öğretiyor. Babanın borcu olsaydı ne yapardın diyor. Babanın ölmeden önce birinden borç aldığını düşün. Ey Allah'ın Resulü, babanın borcunu öderdik buyuruyor. Allah Resulü de فَبَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُقْضَى Allah'ın borcu kaza edilmeye, ödenmeye daha müstahaktır. Yani onu ödüyorsan bunu kıyas-ı evla yoluyla senin ödemen lazımdır. Yani gidip yapman iyidir, lazım değildir de. Yapman daha iyidir buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyasın İslam'da bir delil olduğunu aslında bizlere ne yapmıştır? Hissettirmiştir. Bu ve bunun gibi birçok delil gösteriyor ki ta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha kendi döneminde kendi sonrası için hazırlık yapmış. Sahabenin müştehitlerini yetiştirmiş, Suffa'da eğitim kurumu kurmuş, sahabeyi yönlendirmiş, teşvik etmiş, içindeki korkuyu almış. Bir müştehit içtihad ettiğinde isabet etmezse bile bir sevap alır, isabet ederse iki sevap alır hadisleriyle içtihada teşvikte bulunmuş ve aslında usulü daha ilk günden kendisi bina etmiştir. Sahabenin de az önce okuduğumuz Abdullah bin Mesud örneği olmak üzere birçok örneği var. Zaten sahabi döneminde bu örnekler daha fazla. Sahabenin kendi arasında anlaşamadığı, ihtilaf ettiği Ebu Musa el-Eş'ari'nin, Hazreti Ali'nin, Hazreti İbn Mesud'un, İbn Abbas'ın ihtilaf ettikleri kendi aralarında ve meselelerini usulü olarak delillendirdikleri birçok rivayet de gösteriyor ki usul ilk günden beri var olmuştur. Peygamber sahabeye öğretmiştir. Sahabe peygamberin yokluğunda onu uygulamıştır. Onu tabiine öğretmiştir. Tabiine, etba'u tabiine öğretmiştir. Ta Hazreti İmam Şafii'ye kadar böyle devam etmiş ve İmam Şafii ile beraber o akıllarda var olan ilim yazılmıştır. Peki niçin yazılması ertelendi? Aslında mantıklı olarak bir şeyin yazılmaması değil, yazılmasının sebepleri olması lazım. Yani asıl olan bir şeyin yazılmamasıdır. Yazmak, not tutmak, bir şeyler yapmak, bunlar hep ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkan meselelerdir. Ama günümüzde artık yazmak o kadar bizim için alelade, o kadar şey, o kadar sıradan bir mesele ki, yani alelade olmayan bir mesele ki artık bizim aklımıza şu takılıyor, yani bu alimde niye bunları yazmamışlar? Halbuki bir şey zaten sonsuz bir şekilde ilerliyorsa onu korumak için bir çabaya girmenin bir manası yoktur. Ama yine de iki sebebi okuyacağız. El-evvel, birincisi, لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ حَاجَةٌ مُلِيحَةٌ لِلْكَلَامِ عَنْ هَذَا الْعِلْمِ Bu ilimden bahsetmeyi gerekli kılacak muliha, yani zorunlu bir ihtiyaç yoktu. فَضْلًا عَنْ تَدْوِينِ وَكِتَابَتِهِ Bırakın onu yazmayı, bırakın onu tedvin etmeyi, ondan bahsetmeye bile gerek yoktu. لِوْجُودِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَيْنَ ظَهْرَانِهِمْ Çünkü peygamber onların arasındaydı. Sırtları arasında, yani onların arasındaydı. Sahabeyi kastediyor. وَتَصَدُّرِهِ لِلْاِجَابَةِ وَالْفِتْيَا Fetva vermek için ve cevap vermek için peygamber öncüydü. Sadırdan geliyor, öndeydi. وَبَيَنَ الْاَحْكَامِ Hükümleri açıklamada peygamber öndeydi. Yani zaten her işi o yapıyordu. دُونَ حَاجَةٍ لِلْاِجْتِهَادِ وَالْفِقْهِ İçtihada ve fıkha ihtiyaç yoktu. فَلَا مَنَاهِجَ الْاِسْتِنْبَاطِ Zaten peygamber döneminde hüküm çıkarmanın bir metodu yoktu. Yani gerek yoktu çünkü hüküm peygamber tarafından veriliyordu. وَلَا حَاجَةٍ لِلْاَقَوَاعِدِ Kaidinlere de ihtiyaç yoktu. Yani peygamber haşa kalkıp peygamber mesleğini insanlara öğretmiyordu. Yani ben vahiy alıyorum, meseleleri şöyle çözüyorum, siz de şöyle çözün deyip vahiy onlara aktarma şansı yoktu. Ama kendisinden sonraki vahyi okuma, anlamlandırma manasında az önce verdiğimiz örneklerde de gördüğümüz üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabi elbette ki yetiştiriyordu. Ama peygamberin varlığı yazmaya bir engel, yani yazmaya ihtiyaç kalmıyor. İkincisi, وَلَمْ تَكُنْ فِي عَصْرِ صَحَابَةَ اَيْلًا Sahabe döneminde de yazım olmadı. Niçin? وَلَمْ تَكُنْ فِي عَصْرِ صَحَابَةَ اَيْلًا قَوَاعِدُ اِشْتِهَادٍ Sahabe döneminde de iştihat kaideleri yoktu. وَمَسَالِكُ اِسْتِدْلَانِ وَاِسْتِنْبَاطٍ Hüküm çıkarma, delil getirme metotları yoktu. Şu manada, yani belli, çizilmiş, böyle tablolaştırılmış, çizgileri çok belli, çerçevesi tam oturtulmuş kaideler yoktu. Ama ma'a zuhuri ve qari' ama durmadan olaylar oluşuyordu. Ve ahdas, yeni meseleler geliyordu. Bu meseleler de elzemeti sahabete el-iştihade fiyat.
sahabeyi o konularda iştihad etmeye zorluyordu. وَاسْتِنْبَاطِ الْاَحْكَامِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَاسْتِنْبَاطَ الْاَحْكَامِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ Ve sahabeye Kur'an'dan sünnetten hüküm çıkarmayı sorumlu kılıyordu. اَلْزَمَتِ السَّحَابَةَ الْاِجْتِحَادَ İki mef'ulü elzemenin. وَاسْتِنْبَاطَ tabi de. وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَحْتَاجُوا لَا مَحْتَاجَ اِلَيْهِ الْعُلَمَا Ama sahabenin meseleyi çözerken o alimlerin ihtiyaç duyduğu şeylere ihtiyaç duymadı. Min ba'dihim. Onlardan sonra gelen alimlerin ihtiyaç duyduğuna sahabe ihtiyaç duymadı. Yani sahabenin hadi biz meseleleri çözeceğiz ama önce bir kaidelerimizi yazalım. İyice belirleyelim. İyice sınırları çizelim. Hadi Kur'an'ın am ifadelerini tartışalım. Mutlak ifadelerini tartışalım. Nesli tartışalım. Emir vücubu ifade eder mi bunları tartışalım demedi. Bu meseleleri tartışmaya da açmadı yazmadı. Niçin? Veli esbabi taliyetin. Veli esbabi taliyeti şu gelen sebeplerden dolayı. Ma'rifetu billuğal arabiye. Onlar Arapçayı zaten biliyorlardı. Biz bugün sahabe ne düşünüyordu üzerinden aslında tartışma yapıyoruz. Yani peygamber bir şey emrettiğinde vücubu mu ifade ediyordu, etmiyor muydu mu tartışıyoruz. Ama sahabe biliyordu bunu. Çünkü peygamberi görmüş, yaşamıştı. Ve vücuhi delaletel elfaz. Lafızların manaları nasıl verdiğini onlar biliyorlardı. Am ifade nedir, has ifade nedir, mutlak nedir? Bu isimleri kullanmıyorlardı. Bu isimleri bizim gibi bilmiyorlardı. Bu taksimata gitmiyorlardı ama anlıyorlardı. Muhasaratihi lit-tenzili ve esbabihi. Kur'an'a muhasırdılar. Yani Kur'an'ı müşahede etmişlerdi Kur'an'ın inişini. Ve esbabihi Kur'an'ın ayetlerinin sebebi nüzullerini de biliyorlardı. Onun da muhasırıydılar. Onunla da aynı zamanda yaşıyorlardı. Sohbetuhu lin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberle aynı dönemde yaşıyorlardı. Yani sünneti de bizatihi yaşıyorlardı. O yüzden dili biliyor, Kur'an'ı biliyor, sünneti biliyor, esbabı biliyor, Kur'an'ın inişini görüyor. فَلَمْ يَحْتَاجُ اِلَى قَوَاعِدَ تُعِينُمْ عَلَى الْاِسْتِنْبَاطِ Onların hüküm çıkarmasına yardım edecek kaidelere ihtiyaçları olmadı. بَلْ كَانُ بِلَاكِسْ اِلَى اَعْتَرَضَتْهُمْ وَاقِعَةٌ Bir olay başlarına geldiğinde اِلْتَمَسُ حُكْمَهَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى Kur'an'dan onun hükmüne bakarlardı. Kur'an'a nasıl bakacaklarını zaten biliyorlardı. فَاِلْ لَمْ يَجِدُ الْحُكْمَ فِيهِ Hükmü orada bulmasalar نَظَرُوا فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Sünnete bakıyorlardı. فَاِلْ لَمْ يَجِدُوهُ Orada da bulamasaydılar İştihad ediyorlardı. فِي ضَوْءِ مَا عَرَفُوا مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيَةِ Şeriatın o bildikleri temel amaçlarını, maksatlarını, Allah-u Teala'nın hüküm koyarken gözettiği meseleleri onlar da gözeterek فِي ضَوْءِ Bunların ışığında iştihad ediyorlardı. فَلَمْ يَجِدُوا عُسْرًا فِي الْاِجْتِهَادِ Ne iştihadda bir zorluk yaşadılar. وَلَا حَاجَةَ اِلَى قَوَاعِدَ وَمَسَالِكَ اِسْتِدْلَالٍ Ne de delil getirme mesleklerine yani metotlarına ve kaidelerine ihtiyaçları var. Çünkü zaten biz Zulfukat'a hep dili tartışıyoruz, dil kaidelerini tartışıyoruz. Kur'an sünnetin ifadelerini nasıl anlamamız gerektiğini tartışıyoruz. Onlar zaten bunları biliyorlardı. Evet yaklaşımları bazı konularda farklıydı. Kendi arasında sahabe de ihtilaf ediyordu ama temel meseleyi bildiklerinden dolayı bir yazma ihtiyacı hissetmediler. Hatta bu konuları tartışma ihtiyacı çok fazla hissetmediler. Demek ki fıkhta usul ilk günden beri vardı, sahabe döneminde de vardı. Yazılması için bir sebep yoktu. Zaten bütün sunduğumuz sebepler aslında yazılması için sebep olmadı. Yani yazmak için sebep lazım zaten. Biz dedik ki şu sebeplerden dolayı, peygamberin varlığı, sahabenin bilgisinden dolayı, Kur'an'ın inişini görmesinden dolayı yazmaya sebep yoktu. Yazmamaya bir sebep getiremeyiz zaten. Zaten asıl olan yazmamaktır. Yazmayı da gerektirecek bir durum olmadığına göre el-aslu bekav mekâne ale mekâne her durum olduğu hal üzere kalır. Yazmamak asıl olduğundan dolayı bu şekilde devam ettiler. Ta ki ilk eser yazılana kadar. Bunu da inşallah yarın işleyeceğiz. Burada duralım. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.